Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün muhabbet kurslarımıza 1 kilo kalamar kemiği aldık. Bir de Power Max Mineral Block aldık arkadaşlar. Mineral Block 27 tane var içinde. 50 TL'ye aldık. 55 lira demişti, 50 TL'ye aldık. Kalamar kemiği de kilosunu 100 TL'ye aldık arkadaşlar. Bazı pet shoplarda bunu taneyle satıyorlar. Taneyle satıldığı zaman biraz fiyat farkı olabiliyor tabi. Kalamar kemiği genelde 80-90-100 TL civarları. Yani orta boy, çok büyük olmasına gerek yok. Gerçekten bayağı bir değerli mineral haline geldi. Kilosu 100 milyon. Düşünün yani, hesabını siz yapın. Şurada 20 taneye yakın bir kalamar kemiği var. Yani tanesine de baksan 5 TL civarlarına geliyor. Yani gerçekten pahalı arkadaşlar. Yani kuş ürünleri son zamanlarda bayağı bir arttı. Şu an için yem fiyatları biraz uygun. Üretim olduğu için uygun. Kalamar kemiğinin de fiyatının böyle olması ithal ürünlerin gelmemesine kaynaklı arkadaşlar. İthal ürünleri gelmediği için fiyatlara bindirim yapıyorlar. Kilosu 100 liradan alıyoruz. Geçen sene 40-50 TL civarları diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam öyle diye hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar, hayırlısı olsun. Ama biz yine de 1 kilo almış olduk muhabbet kuşlarımıza. Arkadaşlar bugün sizlere muhabbet kuşu eşi atmada püf noktalar üzerine duracağım. Yani muhabbet kuşu eşlemede püf noktalar nelerdir? İlk başta neler yapmalıyız? Bunlar üzerine duracağız. Size kısaca bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle muhabbet kuşlarımızı yeni sezona nasıl hazırlıyoruz? Yuvarlıklarımızı taktık. Kafeslerde yuvarlıklarımız var. Erkekleri tekledik arkadaşlar. Her kafeste bir tane erkek var. Yuvarlık olan kafeste erkeğimiz var. Bakın arkadaşlar, burada bir tane erkeğimiz var. Altta da tepeli erkeğimiz var. Tepeli jumbo. Burada yavru olduğu için bu erkeği teklemedik. Zaten bunlar eş takımlar. Bakın annemiz de içeride. Yavrularının yanında. Yani zannedersen bu anne yine yavrularının tüylerini yoluyor. Yani hayvanların hep tüyleri kırmızı kırmızı. Gerçekten bunu ne yapacağımı şaşırdım ben ya. Yarın mamasına Power Max'in Animal Oil var. Animal Oil. Biraz ondan satacağım. Belki bir nebze olsun faydası olur. Bunların şişleştiğini görmedim ama dişimizi poposu için. O yüzden dolayı bunu ayırmadım. Bunlar eşti zaten. Anlaşma falan da var. Alt tarafta da erkeğimiz yalnız. Bunları hep yalnız bıraktık. Rainbow'larımız var. Rainbow erkeğimizi de yalnız bıraktık. Alt tarafa da bir tane mantolu erkek koyduk arkadaşlar. Mantolu erkeği buraya koydum. Yuvalık yok. Yuvalık eksiğimiz var. Onun dişisi de bu arkadaşlar. 2 hafta sonra, yani 15 gün sonra kadar bu dişiyi şu mantolun yanına atacağım. Çünkü en son salma kafeste bu ikisi anlaşıyordu. Onların eş tutacağını düşünüyorum. Bakalım inşallah eş tutarlar. Bu sene yavru yumurtalarını alırız. Elimde fazla kuş olacak arkadaşlar. Yani damızlık olarak fazla kuş olacak. Damızlık olarak satma durumum olacak. Öncelikle kendim ayıracağım. Fazla gelen takımları ilana atacağız. Facebook'tan veya Instagram'dan ilana koyacağım. Genelde Şanlıurfa içi elden teslim olursa benim için daha iyi olur. Yani o şekilde daha kolay. Otobüste falan uğraşmak istemiyorum. O yüzden dolayı şehir dışına gönderime pek sıcak bakmıyorum. Bakın bir çiftleşme var arkadaşlar. Çiftleşmeyi görüyorsunuz. Şu an canlı canlı. İlk defa yakalıyorum böyle bir şey. Yani genelde YouTuber'lar çekerler. Hayvan tarımı olan YouTuber'lar. Yani hep onlara denk gelirdi böyle çiftleşme anını yakalamak. Şimdi bize denk geldi. Yani bir daha çıkması lazım aslında. Biraz kısa sürdü. Neyse arkadaşlar, onlar bir daha çiftleşirler. Şu tarafta yavrularımız var. Sonlara doğru bir de yavrularımızı gösterelim. Alt tarafta bir kafesimiz var, bu boş. Yuvalık yok onda.
Jumbo tepelimiz de yalnız, onu ayırdık. Burada da iki tane yavrumuz vardı. Bakalım üçüncü yavrumuz çıkmış mı? Yumurtadan çıkmış mı? Maşallah iki tane yavrumuz var burada. Bunlar 2-3 günlük, 3 günlük civarı yavrular arkadaşlar. Yani bilezik takmadım. Annemiz bakın yavruyu besliyor. Neyse bunu fazla rahatsız etmeyelim. Sadece görüntü almak amaçlı çektim. Bizim muhabbet kuşlarımız genelde alışkınlar yuvalıkları falan açmaya. Çünkü ben sürekli video çekiyorum. O yüzden dolayı muhabbet kuşlarımız alışkınlar yani bu tarz şeylere. Bakın arkadaşlar burada 2 tane yavrumuz var. 4 tane de yumurtamız var. Onlar da yakın zamanda çıkacaklar. Bir tane de yavrumuz yarın çıkar büyük ihtimal. Dişimiz sarı DF, babamızla parçalı Japonez. Salmamız da cıvıl cıvıl renkli renkli. Maşallah. Yani dediğimiz gibi elimizde bayağı bir takım fazla gelecek. Onları bir şekilde satacağız. Canlısı içine elden teslim düşünüyorum. Şu akvaryumu diğer boş oda alma niyetim var. Yani oda biraz genişlesin istiyorum. Gerçekten şuraya da kafes koydum. Olmadı bir iki tane de bu karşıya koruruz. O şekilde üretim yaparız. 15 tane diye tahmin ediyorum ben. 15 tane kafes olacak. Umarım bu sene üretimde güzel verim alacağız. Emeğimizin karşılığını alacağız inşallah bu sene. Arkadaşlar lepistes balıklarımız var burada. Son olarak sizlere bunları gösterip videoyu yavaş yavaş sonlandıracağız. Çöpçü balıklarımız da genelde daha nayak doldurar. Yani çöpçü balıkları 7 tane aldı. Şu an için yavrular da var. Aşağıda yavruları var. Burada da mızıklar var. Onlara bir şey olmadı ya. Onlar daha dayanıklı oldu. Bakın lepistesimiz hamile hatta. Kamerada görüyor mu bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Yani akvaryum çekiminde biraz acemi olduğum için o yüzden dolayı kusura bakmayın. Biraz acemilik çekiyoruz. Akvaryum konusunda da fazla bilgim yok. Akvaryumdan bahsetmişken YouTube'da akvaryum odası var. Rafet kardeşimiz, Rafet hocamız. Kendisinin kanalını takip etmek isteyenler varsa takip edebilirler. Bana destekleri oluyor Rafet arkadaşımızın. Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Abone olan arkadaşlarımız onun kanalına giderlerse, onun kanalını takip ederlerse iyi olur yani. Güzel içerik üretiyor balık konusunda. Kendisi lepistes ağırlıklı üretim yapıyor. Yani onun kanalına bakarsanız güzel içerikler var, faydalı bilgiler var, faydalı videolar çekiyor. Bakmanızı tavsiye ederim kısaca. Son olarak da alt tarafta ikinci akvaryumumuz var. Elmas alyongozumuz var burada. Burada da lepistesler var. Tilki kuyruğumuz var arkadaşlar. Canlı bitki olarak. Aralarında hep lepistesler var. Yani şu an fazla görünmüyor. Bahsettiğimiz çöpçüler bunlar. Üsttekilerin yavruları bunlar. Camda yansıma yaptığı için tam net görüntü elde edemiyoruz. Neyse arkadaşlar. Buradaki görüntü biraz daha güzel. Lepisteslerde çok bir üretim olmadı. Genelde kayıplarımız oldu. Yani 40 tane lepistes aldıysak bunun nereden baksak bir 30 tanesini falan kaybettik. 30 tanesi öldü yani. Bilmiyorum. Balık konusunda biraz acemiyiz. Buradaki akvaryum da arkadaşımızın akvaryumu. Misafir akvaryumu bu. Zannedersem Eylül sonuna kadar bu bize kalacak. Arkadaşımızın izni uzadı çünkü. Tatile gittiydi. Olsun sıkıntı yok. Bize fazla bir zararı yok. Burada duruyor. Sabah yemini veriyorum. Bir de akşam yemini veriyorum. Aynı şekilde benim balıklara da iki ürün yem veriyorum. Yani bu şekilde anlaşıp gidiyoruz. Balıklarımızla, kuşlarımızla. Saat 22.00 arkadaşlar. Gecenin bir vakti sizler için video çekiyorum. O yüzden dolayı videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Yani gerçekten bayağı bir emek var arkadaşlar. Videoda olsun, kuşlarda olsun.
Yani hem maddi hem manevi bayağı bir emeğiniz var. Kanalda boşlamak istemiyorum. Elimden geldiği kadar ara ara videolar çekiyorum. Bugünlerde vlog tarzı video atıyorum. Vlog tarzı atıyorum. Her gün atıyorum. Umarım videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.